Ekran başındaki sevgili izleyenler, hepiniz Genç TV ekranlarına ve Güzel Bir Gün programına hoş geldiniz. Bugün yine güzel konularla karşınızdayız. Çok değerli konuklarım var. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Güven Ardahan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Kulübü Başkanı ve Turizm Geleceği Platformu Başkanı Sayın Çağatay Kaan Eren bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi yayınlar şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce de sizlerle programımız olmuştu. Evet, hatta görünce çok sevindim dedi. yine çünkü çok güzel bir sohbetimiz olmuştu. Bugün de umarım öyle olacak. İnşallah. Çünkü çok güzel bir sempozyum var. 5. Turizm Sempozyumu değil mi? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Turizm Platformu. Ve bu anlamda da çok güzel etkinlikler olacak. Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle nedir hocam bu sempozyumun içeriği? Şimdi 5.'si düzenleniyor. 5.'sini biz Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak düzenledik. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu adı altında Doğu Akdeniz'e kıyısı olan gerek adamızdaki gerekse Türkiye'deki birçok şehrin üniversitelerinin turizm fakülteleri ya da yüksek okullarının katılımıyla gerçekleşiyor. Beşincisini biz üniversite ve turizm fakültesi olarak üstlendik. Her yapılan sempozyum ayrı bir temayı içeriyor. Biz de özellikle ada ülkesi olmamız nedeniyle artık deniz, kum, güneşten uzaklaşıp daha farklı bir boyuta işi taşıyalım dedik ve bu sempozyumun ana olgusunu, ana temasını özel ilgi turizmi olarak belirledik. Yani artık insanlar turizme sadece gidip deniz kıyısında oturup, yüzüp, keyif alıp, güneşin altında güneşlenip, kararıp bakmıyorlar diye düşünebilirsiniz. Nedir bu olgu? Özel ilgi. Aklınıza gelecek her türlü farklı etkinlik, bu saydığımız etkinliklerin dışında kalan hemen hemen her şey bu özel ilgiye dahil edebiliriz. Nedir bunlar? En başta adamız için çok uygun olacaktır bunu söylemek. Ekoturizm. Biliyorsunuz. Ve gelişmekte yani değil mi şu anda? Aynen, adamızda da bu gelişim göstermekte. Özellikle Karpaz bölgesindeki köylerde yurt dışından çok sayıda oraya konuk geldiğini biliyoruz. Ekoturizm bunların başında geliyor. Onun dışında av turizmi. Bizde çok yerel açıdan baktığınızda avcılık çok yaygın ama daha bu turizm boyutuna ulaşmamış. Mesela Türkiye'de çok yaygındır av turizmi. Çok da iyi gelir elde edilir av turizminden. Ava meraklı yabancı turistler özellikle. Çünkü yasal boyutu vardır bilirsiniz. Yasak olması nedeniyle kimi av hayvanlarının her avlanan hayvan başına bayağı ciddi rakamlar söz konusudur. Bu apayrı bir konu. Onun dışında yine adamız için güzel örnek sayılabilecek kuş gözlemi de bir özel ilgiye girer. Farklı alanlar var aslında. Çok. Yani normalde oturduğumuzda düşünebiliriz. Biliyorsunuz, evet. Sembolü artık. Tabii. Bu karetta turizmi apayrı bir bakış açısı. Ki ciddi bir ilgi var. Onunla çok, da çok, evet çok. Bir kere şahit trekking olmuştum. Trekking diye tabir ettiğimiz doğal yürüyüşler yine bir apayrı. Bunların hepsi doğa açısından baktığımız. Onun dışında kültür açısından, kültüre yönelik bakacak olursak özel ilgi turizmi. Kültürel miras biliyorsunuz. Lüzinyenlerden belki daha öncesinden adanın geçmişine baktığımızda günümüze gelene kadar onlarca uygarlık buraya kendi kültürel mirasını, etkilerini bırakmış. Sırf Mausa'yı gezecek olursanız inanılmaz sayıda geçmiş uygarlıkların bıraktığı eserler var diye söyleyebiliriz. Bunları günümüze kadar gelen birçoğu hala turizm açısından da ziyaret edilmekte. Kimileri hala günümüzde örneğin dini amaçla kullanılan camilere dönüşmüş kiliseler mevcut. Hala ibadet amaçlı kullanılmakta. Örneğin Salamis Antik Kenti hala konserler amacıyla kullanılan antik tiyatrosu günümüzde mevcut. Yani bunlar saydığımız çok basit örnekler. Kültüre dayalı olanları söylüyorum. İnanç turizmi açısından bahsetmek gerekirse. Onun dışında hobiye dayalı olanlar var. Spor ağırlıklı olarak. Adamız zaman zaman özellikle bahar aylarında iyi rüzgar aldığı için surf ve
surf sonrası gelişen bir takım benzer spor etkinliklerinde değişik surf türleri açısından söyleyecek olursak bunlar var. Festivaller yine kültüre dayalı olarak demin söylemedik. Hemen hemen her köyün biliyorsunuz özel bir festivali oluyor. Aynen. Evet. İşte yakınlarda Mormenekşe örneğin Enginar Festivali, batıya geçin Çilek Festivali. Yani festivalsiz köyümüz yok gibi diye söyleyebiliriz. Ve çok ilgi çekiyor. Çok. Sağlık turizmi üniversitelerimizin sağlıkla ilgili fakülteleri geliştikçe özellikle sağlık turizminin de gelişeceğini burada ekleyebiliriz. Şu anda adamımızda çok yaygın değil henüz galiba değil, sağlık değil. Turizmimiz. Diğerleri bizim fakültemizin de bölümlerinden bir tanesi olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümüyle eşleştirmek gerekirse gastronomi turizmi de artık yavaş yavaş adamımızda da devreye giriyor. Özellikle demin söylediğimiz bu kadar yaygın geçmiş kültür mozaiğine dayalı ülkemizde gastronominin de gelişmesi son derece doğal. Yani geçmişten günümüze kadar gelen çok farklı yemeklerin sergilendiği restoranlarda bu gastronomi turizmini görmeniz son derece doğaldır. Bir son olarak özel ilgiyle ilgili söylemem gereken özellikle sakin şehir diye tabir edilen Sit Slow uygulaması çerçevesinde adamızdan iki güzel yöremiz de bu Sit Slow hareketinin üyesi. Bir tanesi bir iki yıl önce katılan Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin üye olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç ay öncesinde de Lefke yine aynı Sit Slow hareketine katıldı ve bu yörelerdeki sakin şehrin özelliği yani yaşamın son derece sakin seyrettiği, insanların yaşamaktan keyif aldığı, yemekten içmekten keyif aldığı bir kısaca özetlenebilir. Bu demektir ki gastronomi de bu Sit Slow hareketi içerisinde kendine güzel bir yer buluyor ve adamızın bütün bu saydığımız kültürel mirasının parçası olarak da bu yemekler bu Sit Slow hareketi içerisinde gastronomi turizmi olarak da şimdilik yöresel bazda ama zamanın kısa bir sürede de ulusal hatta uluslararası ortama taşınır diye tahmin ediyoruz. Burada özellikle en başta içinde bulunduğumuz üniversitemize sonrasında diğer üniversitelere ve tabii ki yerel yönetimlere de çok iş düşmekte. El birliğiyle evet. Ben bu gastronomi turizminin daha da kalkınarak ileriye taşınacağı düşüncesindeyim. Kesinlikle yani gastronomi aslında her şeyin içerisinde baktığımız zaman bütün ilgi alanlarının içerisinde giriyordur evet, diye evet, düşünüyorum evet. Ben. Yemek oldu mu çok daha farklı oluyor çünkü. Tabii ki birçok özel ilgi turizmi var ve bu öğrencilere de çok yansımıştır diye düşünüyorum. Bu sempozyum çok faydalı olacak. Ki eminim önceden yani Çağatay arkadaşımız daha önce de programımıza katıldı. İnanılmaz fikirleri olan ve bunları gerçekleştiren bir öğrenci. Ki okurken bunları yapmak zordur da diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışma senin oldu şu anda bildiğim kadarıyla. Aynen. Bildiğiniz üzere programa katıldığımızda 4-5-6 Aralık'ta bir genel kurulu yapmıştık 20 öğrenciyle. O bayağı etkili oldu. Yani şundan dolayı etkili oldu. Kıbrıs turizmine bayağı bir etkili oldu. Geldiklerinde farklı bir bakış açısıyla Kıbrıs'a geliyorlardı. Fakat geldikten sonra bu bakış açıları değişti. Çünkü Kıbrıs'ın daha nice güzelliklerinin olduğunu, bilinmeyen birçok önemli rol oynadığını ve bunları biz göstermeye çalışıyoruz platform olarak. Geldikten sonra da bir daha biz ne zaman ayarlarız derken dekanımızla, dekan yardımcımızla Güven Hoca ile konuşurken sempozyuma iliştirelim dediler ve biz de bu sempozyuma dahil olmak istedik ve kabul ettiler. Şimdi bizim okulumuzun verdiği destekle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 50 öğrencimizi burada tekrardan ev sahipliği yaparaktan kendilerine güzel bir 4 gün gerçekleştireceğiz. Platformumuzun toplantısını yapacağız. Gezimizi yapacağız. Karpaz'ı göstereceğiz. Belki hava güzel olursa bir bizim deniz tesislerimizde denizimizi, sahilimizi onlara buluşturacağız. Böyle güzel bir program hazırladık. Bakalım bekliyoruz. Az kaldı. Perşembe günü adaya ayak basacaklar ve cuma günü de sabahtan da programımız başlayacak. Kesinlikle çok da güzel olacak öğrenciler için. Aynen yani hem adamımızı tanımak yani kesinlikle. 50 farklı kendini geliştiren beyin için. Şundan dolayı çok keyifli olacak. Öğrenci mesela orada burada tanıttığımız zaman Türkiye'ye veya Avrupa'dan gelenler döndüğü zaman ülkelerine
farklı bir bakış açısıyla tabii orada anlatıyorlar. Hı hı. Ya şöyle şeyler yaşadık. Mesela bazı arkadaşlarımız yüksek lisansı burada yapmak istiyor. Hı hı. Bazı arkadaşlarımız hiç tanımazken, adayı farklı boyutlarda tanırken o kadar seviyorlar ki yerleşmek isteyenler bile oluyor. Evet, evet. Yani bu turizme en güzel, en pozitif bir bakış açısı, hı hı, bizim açımızdan ve platformun da adaya kazandırdığı en büyük artıdır. Kesinlikle. Ki şu anda öyle bir yani dönemde yaşıyoruz ki maalesef savaşların olduğu. Kesinlikle. Ve turizm, hani nasıl söyleyeyim, turizm politikasının sürekli değişmek zorunda olduğu bir durumda yaşıyoruz, değil mi? Aynen. Yani turist olarak bakacağımız zaman ve Kıbrıs daha güvenli bulunan yerlerden biri. Kesinlikle. Değil mi hocam? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Son derece doğru. Çağatay'ın dediği gibi buraya ilk kez gelen öğrencide ve gelen insanda maalesef kafalarında bir negatif bir soru işareti var. Hı hı. Neticede şu olguyu maalesef henüz yıkamadık. İşte burası 74 sonrasından beri, hı hı, maalesef bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı bir ülke. Hı hı. Ama bizim üniversitemizde 20 bin üniversite öğrencisi 100 küsür ülkeden, sadece turizm fakültesinde 850 civarında öğrencimiz 40-42 civarında, hı hı, ülkeden. Yani bu kadar tanınmamış olmasına karşın bu kadar farklı ülkelerden öğrenci buraya geldiğine göre demek ki özellikle demin de söylediğiniz bu kadar sıkıntılı savaşların yaşandığı bir, hı hı, ortamda, hele ki bir bölgede, ki bölgeden çok farklı ülkelerden çok sayıda öğrencimiz var. Hı hı. Yani savaşın olduğu Orta Doğu bu bölgelerini, ülkelerini göz önünde bulundun, hemen hemen hepsinden bizde öğrenci var. Hı hı. Demek ki biz bu güveni sağlamışız. En ufak bir güven kuşkusu duymadan öğrenciler buraya geliyorlar. Çağatay'ın söylediği gibi demin de platform için ilk defa gelen öğrenciler önce bir şaşırıyorlar. Sonrasında bu kadar güvenli olması onlara da çok güven kazandırıyor ve demin de söylediği gibi gerek transfer, gerek burada çalışma, gerekse yüksek lisans için bize başvurma gibi bir takım örnekleri birlikte yaşadık. Ne mutlu bize, yani böyle, hı hı, bir güzel ülkede yaşamaktan hepimiz keyif alıyoruz. Onun için de bu gibi özel ilgi turizmiyle ilgili bir, hı hı, sempozyum düzenlediğimizde de çok sayıda katılımcı bu sempozyumda yer alacak. Yani ki bu katılımcılar Türkiye'den bildiğim kadarıyla birçok üniversite, farklı üniversitelerden, yurt dışından. Amerika, İngiltere'den de, hı hı, katılımcı bu bildiri sunacak hocalarımız, hı hı, davet ettik. Hepsi seve seve katıldılar. Hiç kimse de ya işte Kıbrıs nasıl geliriz kafalarında en ufak bir soru işareti olmadan, herkes keyifle gelecekler. Burada bir iki gün onları konuk edeceğiz. Bildirilerini sunacaklar. Karşılıklı bildiriyle ilgili fikir alışverişinde bulunacaklar. Öğrenciler özellikle onları dinlemekten, yeni şeyler öğrenmekten çok keyif alacaklarını düşünüyoruz. Türkiye'den çok sayıda üniversiteden, çok farklı alanlarda, turizmin değişik alanlarında bildiriler sunulacak. Turizm özellikle gastronomi, özel ilginin tabii ki gastronomi dahil olmak üzere çok farklı yelpazede sunumlar gerçekleştirilecek. Peki gastronomi dediğimizde tabii ki şimdi gidip bir hani yörenin, bir yerin yemeklerini yemekten bahsediyoruz gibi bir hemen ilk algı odur. İlk ama öyle düşünülebilir. Şu anda ki daha önce yaptığımız bir programda da ben bunu ilk defa duymuştum. Gastronomi fotoğrafçılığı diye bir turizm ilgi alanı varmış, değil mi? Çok enteresan aslında. Var, bizim seçmeli derslerimizden bir tanesi de odur zaten. Yani bir dergide yer alan, hı hı, bir yemeğin fotoğraflanması bazen saatler alır. Evet. Halbuki yarım saatte hazırlanıp sunulup 10 dakikada da keyifli, afiyetle yenilen bir yemektir diye düşünülebilir. Ama özellikle gastronomi ile ilgili bir kaliteli bir dergide o fotoğrafın, o yemeğin fotoğrafının basılması için, yani o yemeğin görseli yetmiyor. Evet. O stüdyonun içinde bulunduğumuz, yani şu ortamda bile bakın spotların altındayız. O yemeği çekmek için ne kadar ışıktı, ısı o yemeği atıyor. Mesela çikolatalı bir şey olduğunu düşünün. Çikolatayı ya da bir tatlıyı eritecektir. Yani bunların çok farklı boyutlara yöneldiğini düşünün. Ne kadar zahmetli bir iş olacaktır. Yani o da bir özel ilgiye girer. Örneğin bir doğa fotoğrafçısını düşünün. Yani, hı hı, bir ağaçtaki bir kuşun, bir kelebeğin fotoğrafını çekebilmek için ne kadar vakit harcayacaktır? Evet. İşte güneşin ışığının yansımasından
gölgesine vesairesine, işte kanat çırpışına kadar o etkileyecektir. Gastronomide bu aynı benzerliği söyleyebiliriz. Oldukça meşakkatli, zahmetli bir iştir gastronominin içinde. Bir de onu fotoğraflamak. Kesinlikle, tabii ki çok farklı alanlar var. Bu konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi çok küçücük bir reklamımız var. Sonra yine buradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumundan bahsediyorduk bugün. Özel ilgi turizmi de bugünkü konumuz aslında. Evet. Tam olarak ne zaman olacak hocam? Böyle bir bilgi verebilirsek program hakkında. Tabii ki 22 Nisan önümüzdeki Cuma günü sabah açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyum. Öğlene kadar özellikle yurt dışından, Amerika ve İngiltere'den davetli hocalarımızın yapacağı, özellikle özel ilgiye yönelik yapacağı konuşmalarla öğlene kadar sürecek olan bu birinci bölüm öğle yemeğini takiben devam edecek. İkinci bölümde de reklamdan önce çok detaylı üzerinde durduğumuz özel ilgiyle ilgili hemen hemen her türlü bildirimin sunacağı çok farklı paralel oturumlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Akşam 6'ya 7'ye kadar zannedersem sürecek. Uzarsa devam da edeceğiz zaten. Bu katılımcılar kendi ilgi alanları çerçevesinde hazırlamış oldukları bu bildirileri katılımcılarla paylaşacaklar. Özellikle gerek bizden, gerekse Çağatay Ündem'in de söylediği gibi Türkiye'den davet ettiğimiz Turizm ve Gastronomi Kulübü temsilcilerinin katılımıyla hareketli bir cuma öğleden sonrası bizi bekliyor diye söyleyebiliriz. Akşam bütün katılımcılara, konuşmacılara yorgunluğu atmaları için üniversitemizin sosyal tesislerinde bir gala yemeği vereceğiz. Ertesi gün, cumartesi günde onlara güzel bir karpuz turu bekliyor. Aa, çok güzel. Yani özel ilginin içinde olacağı güzel bir iki gün yaşatmayı planladık. Özellikle turumuz çok keyifli geçecek diye düşünüyoruz. San Barnabas'tan başlayıp Dip Karpaz'a, oradaki halen içinde Rumların da yaşadığı köye kadar güzel bir gezi planladık. Cumartesi bütün gün geziyle geçecek. Umarım keyif alıcı, herkesin katılmaktan memnun olduğu bir iki gün yaşatırız diye düşünüyoruz. Vallahi bence de çok keyifli bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Adamız için de çok güzel bir proje aslında. Çok iyi bir sempozyum olacak. Çağatay, yeni projeler, yeni çalışmalar neler var? Çünkü eminim ki sen durmamışsındır var. Bu esnada. Şöyle söyleyeyim. Şu an işte programa geldiğimizde 27 idi sayımız. Şu an işte kısa bir sürede 32'ye çıktık. Hı hı. 32 Turizm ve Gastronomi Kulübü'nü bir araya getirdik yine. Platformda şu an 32 tane var. Oturacağız bu hafta içi, cumartesi günü bir toplantımız var. Orada önümüzdeki etkinlikleri planlayacağız ama ilk etkinliğimiz bundan sonraki Turizmin Geleceği Ödülleri. O da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde olacak. O bayağı büyük bir olay olacak. Hem adanın tanıtımı, hem platform için, hem gençleri sektörün en iyileriyle buluşturacağız. Mesela kimler var? En iyi zincir otel Hilton seçildi. Kempinski Çırağan, Ayhan Sicimoğlu, Vedat Milor, Türk Hava Yolları, bunlar gibi daha birçok firma ve kişi öğrencinin oylarıyla 1076 oyla seçildi öğrencinin oylarıyla Türkiye'den. Biz şu anketi şöyle yaptık. Boş bir anket gönderdik kulüplerimize. Onlar doldurdular ve biz bunu tek bir ankete dönüşerek internete açtık. Ve 1076 kişi öğrenci bazında bu anketi doldurarak bize destek verdiler ve birincileri seçtik. Şimdi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kişinin konaklaması, ulaşımı ve transferleri ve öğrencilerimizin de aynı şekilde gelecek olanların kulüplerden. Bunların çalışmalarını yürütüyoruz. Bunlar da eğer bir aksilik olmazsa 14 Ekim olarak planlıyoruz. Eğer bir sorun çıkmazsa 14 Ekim'de büyük bir buluşmayla Doğu Akdeniz'de, kültür merkezimizde bu geceyi yapacağız. Ve büyük bir ses getirecek hem ada tanıtımı için, tabii, bu kişilerin buraya gelmesi, hem de öğrencilerin bu kişilerle buluşup bir alışveriş, fikir alışverişinde bulunması büyük bir olay. Diğeri de İzmir'de olacak. İzmir'de var. İzmir'deki İngilizce olacak. İzmir International Tourism Summit diye planlanıyor. O da yurt dışından bayağı bir konuk gelecek. O İngilizce olacak işte. Bu nedenle de onu birazcık diğerlerine ayıran özellik yurt dışından biraz daha fazla konuğun gelmesi ve İngilizce olması olacak. Yani platformun etkinlikleri yine tam gaz devam ediyor. Öğrenciye yönelik devam ediyor. Evet. Yani şunu biz söylüyoruz her zaman. Her zaman turizmde şöyle bir algı oldu. Gençlerde oldu daha çok. Onlar soracak, gençler konuşacak dendi. Fakat biz bunu yıktık. Biz şöyle diyoruz.
Biz her iki tarafında konuşmasını istiyoruz. Hocalarımızın, büyüklerimizin bilgisi, gençlerimizin yani bizim de enerjimiz birleşerek Kıbrıs için, Türkiye için en güzel turizm potansiyeli bizden çıkacağını savunuyoruz. Ve bu nedenle de bu platformun ilerlemesi için hocalarımızın desteğiyle devam ediyoruz çalışmaya. Çok güzel bir çalışma hakikaten, değil mi aynen, hocam? Hemen bir şey söyleyeyim. Dikkat edecek olursanız işte birlikte dedi Çağatay. Son 1-2 programa hatırlayacak olursanız birlikte katılıyoruz Çağatay'la. Evet, evet. Yani sadece hocalarımız değil öğrencilerimiz de burada ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Neredeyse benden çok ona söz veriyoruz. Yani öğrencilerimizi mümkün oldukça etkin olarak bu gibi programlarda katılım sağlamalarına gayret ediyoruz. Böylece kendilerine olan özgüveni de gelişiyor. Tabii bir de şöyle bir bakış açısı vardır. Hani mezun ol sen de bir stajlarını bitir de işte bir şey yaparsın da. Hani hep bu şekildedir. Şu an bizi izleyenler bile hani eminim ki ekran başına yeni geçen bir öğrenci olduğunu ve bu işleri öğrenciyken yaptığını tahmin etmiyordur. Bu bir çok ciddi bir destek bu. Okulda da zaten Çağatay'ı yeni nesil genç hoca diye biliyorlar. Söylüyoruz işte. Özellikle birinci sınıf öğrencisi olduğunu da vurguluyoruz. Yani gerçekten bir birinci sınıf öğrencisi imajı yok Çağatay'da. Kendine olan özgüveni... Ben dördüncü sınıfa geldiğimde Çağatay neler yapacak çok merak ediyorum. Aynen. İki bizim öğrencimiz. mutluyuz onu eğitmekten, evet. Yetiştirmekten. Umarız iyi yerlerde, gelecekte göreceğiz hep beraber Çağatay'ı. Evet, çünkü birçok öğrencinin bu anlamda vizyonu gelişmiş olacak. Eminim senin gibi ilgi duyan yani Türkiye'den buradan bu kurduğum platformda birçok kişiyi aydınlatmış olacağız ki ayırmıyoruz zaten. Evet. Ne siyasi bir görüş ne bir şey. İçimiz o kadar renkli ki yani biz zaten bundan dolayı bunu aslında kurduk. Yani hiç ayrım yapmadan herkes, yönetimde herkes olabilir. Seçim yapıyoruz, o kadar adil ki. Yani herkes görüyor kapalı oy sistemiyle. Herkes gelebilir. Hiçbir şekilde hiçbir kuruma bir bağlılığımız yok. Kendi aramızda üretiyoruz, kendimiz katılıyoruz. Kendimiz bunda faydalarını görüyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Hocam tekrar size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu 5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu yani farklı farklı yerlerde düzenlenirken 5.'si şu anda Doğu Akdeniz'de evet. Düzenleniyor değil mi? Evet. Daha önce Türkiye'deki Akdeniz'e kıyısı olan şehirlerin üniversitelerinde. Değil mi? Evet. Zaten genel turizm sempozyumunun başkanlığını yapan hocamız da Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden. Bugün de Cuma günü de bu sempozyumda da bize katkı sağlayacak. O da bir açılış konuşması yapacak. Onların da böyle bilgi birikimlerini, dağarcıklarını özellikle katılımcılara, dinleyicilere, en başta da turizm öğrencilerine sunulması ayrı bir güzellik katacak. Yani şunu gösteriyoruz. Sadece bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi hocalarımızın değil, gerek Amerika ve İngiltere'den farklı üniversitelerden gelen hocalarımızın, gerek Türkiye'deki diğer turizm fakültesinden gelen hocalarımızın sunumları sadece bizim turizm fakültesi öğrencilerinin değil, Çağatay'ın da söylediği gibi davet etmiş olduğumuz turizm ve gastronomi kulüplerinin içinde olduğu Geleceğin Turizmi platformu öğrencilerinin de zannediyorum epey bir fayda sağlayacağı evet. Sunumlar gerçekleştirecek. Bu arada gastronomiden yine konu açılmışken gastronomi kulübümüzü de biz oluşturduk. Çok güzel. Onları da yakın bir gelecekte burada görmek isteriz. Bugün zaten tabii. Onlar da okulda bir etkinlikteler. Bir workshop'talar. Öncesinde bir güzel bir set menü. Kıbrıs'ın en duayen şefi diyelim. Selim Yeşilpınar şefimizle birlikte. Sonra demin de bahsettiğiniz yarın konunuz olacak. Banket Magazin dergisinin her şeyi Salih arkadaşımızla birlikte. Evet. Onlar da bir yarım saat, bir saatlik bir sunum gerçekleştirecekler. Bunu da araya sıkıştırmakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet, eminim ki bugünkü gastronomi olayında da artık tam olarak bilmiyorum etkinliği çok keyifli olacaktır. Kesinlikle, bu workshopta. Kesinlikle kaçırdık diye de hayıflanıyoruz inşallah. Tam da günü değil mi?
Evet, gerçekten çünkü öğrencileri daha önce burada da ağırlamıştık. Evet, evet. Oldukça enerji dolu ve hakikaten çok farklı fikirleri olan yaratıcı öğrencilerdi. Öyle olmak lazım değil mi? Turizm içerisinde olduğu zaman yani çok farklı kişiliklere sahip olunması gerektiğini düşünüyorum ben. Daha atılımcı, yani bir memur zihniyeti kesinlikle, diye bir tabir vardır. Yani hani böyle olmaması gerekiyor. Turizm olgusu çok açık onu şey gerektiriyor. Hı-hı. Aynen dediğiniz yani masa başı, mutlaka masa başı çalışanları olacaktır tabii. Vardır, tabii. O da zincirin bir parçası. Aynen işletmelerde ama turizm demek yani 24 saat yaşayan, onu yaşatan ve karşı tarafa da bu coşkuyu hissettiren bir sektördür turizm. Yani 7 gün 24 saat tabiri caizse bir son derece yoğun bir çalışmayı gerektirir. Yani kesinlikle çok farklı anlıyorum. Sektörde de mesela fırsatın kendi ayağımıza gelmesini beklemedik. Hı hı. Kendimiz yarattık. Evet. Yani kendimiz yaratmasaydık halen daha bekliyorduk. Hiçbir şey de katamazdık. Evet, evet, kesinlikle. O nedenle koşturuyoruz sürekli yani atak olmaya çalışıyoruz. Evet, biz yeni nesilden çok umutluyuz. Hı hı. Çağatay gibi öğrencilerimiz eminiz ki bu bayrağı alıp daha yukarılara çıkaracaklar. Biz de onları görmekten keyif alacağız. Çok güzel. Gerçekten bu tabii ki çok önemli. Hatta şöyle bir şey de var. Bilmiyorum bu benim bakış açım ama bu kadar çok hani sosyal medyanın hani hepimiz artık kimse ben kullanmıyorum dese de bir ufak bir bağımlılığı var. Yani gittiğimiz yerleri, yediğimiz yemekleri her şeyi paylaşmak istiyoruz ve bence turizm çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor diye düşünüyorum ben şahsen. Değil mi? Sosyal medya önemli. Biz her şeyimizi oradan yapıyoruz. Yani şöyle üyelikler bile sosyal medya üzerinden geliyor artık. Evet. Bize mesaj atıyorlar. Oradan biz kişilere ulaşıyoruz. Hatta bu aslında platformun kurulma amacı sosyal medya üzerinden oldu. Ben işte ilk Bilkent'teyken oturduğumuzda konuşurken ne yapabiliriz? Dedik bir araya gelelim. Çünkü tek etkinlik yaptığımızda sesimizi duyuramıyorduk. Evet. Bir araya gelirsek sesimizi duyururuz. Hem de büyük etkinlikler yaparız. Hem de öğrencilere bir faydası olur dedik. Ve ben tek tek sosyal medya üzerinden kulüplerin hesaplarını bularak onlara mesajlar attım. Ve geri dönüşler olduğunca 15 tane olumlu geri dönüş oldu ve biz böyle başladık yola. Aslında sosyal medya sayesinde birazcık da bizim başlama hatamız oldu. Üniversitelerde bakacak olursanız bu, özellikle bu aralar bu sosyal medyayı ciddi anlamda olumlu olarak güzel kullanıyoruz. Bizim üniversitemiz de aynı şekilde. Evet. Sadece üniversitemiz değil, fakültemiz. Fakültemizin altında bütün, ben de dahil olmak üzere bütün hocalarımız çok iyi kullanıyoruz diye düşünüyoruz. Çağatay'ın dediği gibi yani artık yazışmalar doğrudan öğrencilerle iletişim bu sosyal medya üzerinden gerek ders bazında gerek özel sorular bazında çok düzgün olarak anlaşıyoruz. Evet. Dikkat edecek olursanız bu özel ilgi turizmiyle ilgili de gerek Facebook'ta gerek Instagram'da çok geri dönükleri bulabilirsiniz. Paylaşımları bulabilirsiniz. O da ne kadar etkin kullanıldığının bir göstergesidir diye düşünüyoruz. Kesinlikle şöyle hani böyle kısaca toparlayacak olursak 22-23 Nisan'da değil mi? Evet. Saat kaçta hocam? Sabah 9-9.30 açılış konuşmalarıyla başlayacak. Yerle ilgili yapacağımız işletmenin adını söylemekte sakınca var mı bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Mosa'da teşekkür ederiz öncelikle. Salamis Bay County Resort Otel'de gerçekleştireceğimiz sempozyum Cuma günü gün boyunca devam edecek. Sonrasında akşam üniversitemizin sosyal tesisi Dive Beach Club'da bir kala yemeği vereceğiz katılımcılara. Cumartesi günde sabah kahvaltısı sonrasında çok güzel bir keyifli karpas turu gerçekleşecek. Katılımcılarımızı bekliyor. Evet, gerçekten güzel bir organizasyon. Şimdiden herkesin tabii ki güzel bir zaman geçireceğini anlayabiliyoruz buradan ve çok teşekkür ediyorum biz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Daha sonra yine programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızda kaldığımız yer
yerden devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Artan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasıl? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harika bir sergi açılışı yapıldı şu anda. Gönendere Hürriyet Sineması Türk Film Afişleri Sergisi. Evet. Ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği'nde açıldı. Lefkoşa'da. Ve hemen söyleyelim ki 22 Nisan Cuma gününe kadar bu sergiyi görebilirsiniz. Çok ses getirdi. Öyle. Değil mi? Bu sergiden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bu sergi nasıl oluştu? Bu sergi 1960 yılında Gönendere Hürriyet Sineması kuruldu. Evet. Görmeyen Gözler filmiyle başladık bu serüvene. 1985 yılına kadar kesintisiz devam etti. Evet. Bilahare bu videolar çıkınca bizim bu sinema kültürü öldü. Evet, maalesef doğru. Öldü. O zaman Türkiye'den filmleri 3 şirket vardı getiren. Bu şirketlerin bir tanesi Taksim Sineması, İbrahim Sinemacı, Şahin Sineması, İsmet Bey ve boyacıların kurduğu veya Ermeni'den satın aldıkları Zafer Sineması, bilahare kurdukları Halk Sineması. O şirketler getiriyordu filmleri. Biz 1960'da Taksim Sineması ile çalışmaya başladık. O zaman gelen filmler bize kiralanır. Bir gece gösterildikten sonra tekrar filmler hafta başı ilgili şirkete ulaştırılır. Diğer köylerden gelen, kasabalardan gelen filmler de ilgili şirketlerde toplanır. Getiren başka bir film alır, köyüne dönerdi. Evet. Dolayısıyla bu sinema olayı o zamandan başladı ve biz bilahare Şahin Sineması'yla çalışmaya başladık. Ve 85'e kadar da bu devam etti, gitti. Aşağı yukarı 70'lerden sonra Magosa'da Lozan Palace Sineması devreye girdi. İyi saatte olsun, Orhan Bey'in elinde epey Türkçe filmler, İngilizce filmler vardı. Hepsi de kayda değer filmler. O arkadaşla biz 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hiç sinema yok. Yalnız Bardak İşhanı'nda Ekin Merkezi olarak bir cep sineması yaptılar. Evet. Biz dedik birkaç tane film bulalım, bunlarla birlikte gösterelim. O zaman onlardan birkaç film aldık. Geçtik, Güzel Yurt'tan bir arkadaş bulduk, Adem diye biri. Ondan filmler aldık. Özellikle iki film var orada. Siyah Beyaz, Alageyik, Yılmaz Güney'in. Çok güzel bir film. 1960'da da gösterdik biz onu ama 92'de tekrar kısmet oldu. Beyaz Perde'ye aktardık. Bilahare bir iki sene geçti, Ekin Merkezi kapattı. 92, 93, 94, 95 yılına kadar biz sağdan soldan topladığımız filmlerle idare ettik 4 yıl. Ta ki Ertan Birinci Bey Mısırlızade Sineması'nı kiralayıp orada film gösterimine kadar. O da tahmin ederim ki 13 Şubat 95. Ben Ertan Bey'e gittim, rica ettim. Dedim bize film verecek misin? Tabii onun getirdiği filmler genellikle İngilizce, Türkçe sözlü İngilizce. Ondan da 3-5 tane biz 95'te film aldık ve o yılı da o şekilde kapattık. Tabii kapanış o kapanış. Tabii bizim köydeki sinemamız açık hava sineması. Dolayısıyla 60'ta da kurduk. İngiliz zamanında işte tedarik edilen La Marina dediğimiz olaydı. Tabii direkleri çürüdü, mürüdü, başladı dökülmeye 2012'ye kadar. Evet. 2012'de köyden gençler dedi ki abi bize bu sinemayı ver, çalıştıralım. Ne güzel.
Dedim alın 10 yılına bir kira mukavelesi yapayım size. 10 senede 10 TL. Yani sırf elinizde bir belge olsun. Evet, evet. Gittim vergi dairesinde mühürlettim, götürdüm ellerine verdim. Suyunu bağladılar, elektriğini bağladılar, tamiratını yaptılar. 13 Ekim 2012'de biz Gönendere'de Hüseyin Köroğlu'nun ışığa yürüten adam oyunu ile perdelerimizi tekrar açtık. Hüseyin Köroğlu bizim köylümüz. O da elinden geldiği katkıyı koydu bize. Biz bilahare Gönendere Ortaokulu Okulay ile Birliği adın altında başladık. Müracaat ettik. 28 Kasım günü de bize izin verdiler dernek kurulabilir diye. Evet. 28 Ekim 2012'den itibaren de Gönendere Kültür Sanat Derneği olarak faaliyetteyiz. Neler yaptık başka? Tiyatro kurduk. Çok güzel. Emek ve emeğin ve zeytinin çağrısı diye bir güzel oyun oynadık. Bunun yanında bir gençler, bir de biraz daha yaşlılar olmak üzere iki tane halk oyunları grubumuz var. Müzik grubumuz var. Bu İşte bu sinemaya da elimizin altında olduğu için daha önceden düşünüyordum ben bu sergiyi. Çünkü 55 yılı yani 55 yılda aşkın süredir koleksiyon halinde tuttuğunuz aşağı yukarı afişler evet. Aşağı yukarı 350 tane afiş var. Yani bu yıl fena değil gidişat Cuma'ya kadar. Tabii bunları alıp köye sinema kültür evine evet taşıyacağız. Sinemanın bütün aksamlarını hepsi oraya girecek. Mühüründen tutun ışığına, ışığından mikrofonuna, tombalasından biletine, her bir şeyi orada kısmetse sergileyeceğiz. Bu bir ilk. Evet. O da bir ilk. Kesinlikle. Olacak. Kesinlikle. Çok iyi gördüğünü düşünüyorum ben. Evet, güzel. Bugün mesela Sedat Sivavi Endüstri Meslek Lisesi'nden bir bas çocuk geldi. Evet. Hem gezdiler, izlediler. Öğretmenleri bile şaşkın. Öğrenciler bir şey bilmez tabii. Şimdiki sinemaları bilirler. Öğretmenler bile şaşkın. Belki bir tane, belki iki tane film görmüşler. Belki. Onu da herhalde sinemada değil de TRT televizyonlarından. Muhtemelen. Evet. Nişanlar evet ve konuşmalar öyle gözüküyor. Evet. Evet. Hakikaten çok ilgiyi gören bir sergi. Bu konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi Akdeniz Karpuz Üniversitesi'nin bir tanıtımı gelecek ekranlarınıza. Sonra yine buradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gönendere Hürriyet Sineması Türk Film Afişleri sergisinden bahsediyorduk. Tabii ki bu çok güzel bir sergi. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 22 Nisan Cuma gününde son bulacak. Gezebilirsiniz. Ve tamamen o döneme ait. Kesinlikle hiçbiri internetten bir yerden edilmediği. Tamamen o dönemin baskısı ki şu an önümde de var bir afiş. Tabii ki stüdyomuzun durumundan dolayı hani çok büyük ve hani gösteremiyoruz. Belki masamızın üzerine birazdan arkadaşlar yer verirler. Hakikaten inanılmaz o dönemi yaşayacağınız bir aslında sergi. Ve birçok kişi de bu yorum yapmıştır değil mi? Bizi o günlere götürdünüz yani, diye. Yani çok. Biz anı defterde yazdık. Geçen gün Ahmet Bey de köşesinde yer verdi. Ahmet Tolgay. Günü kurtaran adamsın dedi. Niçin? Çünkü 15 Nisan Dünya Sanat Günü. Evet, evet. Ve işte köşesinde yer verdi, günü kurtardın dedi. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Bu arada bir haber daha vermek istiyorum. 30 Nisan'da 4. Kültür Sanat Şenliği'nin Gönendere'de yapılacağını belirtmişsiniz. Evet. Tabii ki güzel bu bir etkinlik olacak. Ve buraya burada bir şey Göksel Aksoy'un katılımıyla tabii ki Göksel Türklerin Yıldızı. Göksel Aksoy. Altın Çocuk. Arsoy, evet, evet, pardon. Evet, Arsoy. Sinema ve Kültür Evi'nin hizmeti açılacağında orada bulunacakmış. Evet, açılışını o yapacak. Oo, çok güzel aslında. Kısmetse, ciddi bir katılım olacaktır. Niçin Göksel Arsoy? 15 Mart 1936 doğumlu. Yani 80 yaşını bitirip 81'e bastı. İhtiyar bir delikanlı. Evet. Niçin Göksel Arsoy? Çünkü sergimizde bulunan 50 adet afişin 7 tanesinde Göksel Arsoy oynuyor. Ha,
evet, öyle bir özelliği evet, var şu anda. Evet, özelliği de var. Hı hı. Ve bir aramada hiç kırmadan bizi geliyor. Çok güzel gerçekten. İlginç bir durum olacak. İnşallah olacak. Bekliyoruz. İlginç bir şey olacağını evet, düşünüyoruz. Kesinlikle. Çok güzel olacak ve şenlik çerçevesinde de tarihi su sarnıcı da açılıyor evet. Ve turizme kazandırılıyor. Evet. Şimdi su sarnıcı 1813 yılında hı hı. İçme suyu maalesef yok. Irgatlar köyde biçiyormuşlar. Suları bitti. Yakın bir köye gönderdiler bir testi su alsınlar. Bizim de yok içme deyince tarla sahibi köye gelir. Hemen köylüleri toplar hı hı. Ve karar verirler bir su sarnıcı yapılsın. Ve bütün malzemeler benden. Hı hı. Irgatların yemeleri, içmeleri, köyün zenginleri her gün bir hayvan kesip bunlara ikram edecek evet. Dedi. Ve bunu en kısa zamanda bitirdiler. Kışta gelen derelerin sularını bunun içine boşaltıyorlardı. Hı hı. Aşağı yukarı 11,5 metre, 6 metre ve 7 metre de yüksekliği olan 500 ton su kapasiteli bir su sarnıcı bu. Sayın Tuncel Hüseyin Bağışkan'ın kitabından bir alıntı aldık. Kıbrıs'ın diyor büyük sarnıçlarından biridir. İçini restore ettik. Çok güzel. Platform yaptık içerisine. Hı hı. Merdivenle ağzı yalnız 55 santim. Tabii tarihi bir eser olduğu için de dokunulmazlığı var. Tabii. Hiçbir tarafa dokunma tabii, imkanımız tabii. Yok. Hı hı. Elektriğini koyduk. Yani 30'unda kısmet ise hı hı. Herhalde 70 kilonun üstündekiler elemeyecek. 70 kilonun altındakiler. Evet, bir kilo sınırı olması lazım evet. Tabii. Çünkü tarihi. Şimdi sığarsa içsin ama sığmazsa. Doğru. Ben iniyorum mesela. Ben indim, eski eserler müdürünü götürdük, gösterdik. Bu çok güzel bir eser dedi. İşte tamiratını yaptık. Yarın gidip teslim alacaklar. Bunu da böyle tabii o zaman bu sarnıç yapıldığında adamlar yine oturmuşlar kanun yazar gibi yazmışlar demişler ki her gün bu sudan her aile iki destek su alacak planlama yapılmış planlama da yapıldı ve yıllık bakımının yapılabilmesi için de her aile iki kuruş para verecek evet. İşte böyle de evet. Bir sistem tabii ki tekrar tabii, turizme dere geldiğinde ilk dereyi vermiyorlar içine. Hı hı. Tabii epey herhalde çalı çırpı tabii, her şey var. Temizlenmesi açısından. Tabii temizlenir. İkinci dere gelmesinde daha temiz olduğu için. Hı hı. Septic tank gibi bir havuz var. Onun içinde düşer. Oradan ne kadar süzülürse süzülür. Tekrar aşağı iner. Hı hı. Ve havuzun su sarnıcının ortasında ayrı bir çukur alan var. Hmm. O çukur alana da yukarıdan kaçan o toprak kısmı tekrar oraya çanaklanır ve işte o iki kuruşlarla bunların temizliği yapılırdı. İşte sistem o zamanın sistemi hakikaten o zaman yapılan, ilginç yani, değil kurulan mi? Sistem evet. Gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Merakla bütün Kıbrıs'ta evet. Katılacak. Tabii ki davetli bu açılışa. Evet. Tabii merak ettiğim şöyle bir şey var. Serginizde şu anda açılan bu sergide 50 tane afiş var. Evet. Ama sizin arşivinizde bende 350 tane var. 350 tane tamamen o döneme ait birbirinden güzel Türk filmlerinin ve yabancı filmler de var. Yabancı pek yok. Tutulmazdı bizde. Çok enteresan. Evet. Hepsinin afişi var ve yani dediğiniz üzere birçok kez sergi açılabilir şu anda. Yani 7 yıllık sergi Emmişer'den 7 yıllık sergi açma şansımız var. Ama ben bu sergiyi izlenme oranına göre gelecek seneler yapacağımı söz veririm. Oo çok güzel olacak. Seneye de o zaman evet. Bu sanat tabii filmi. Şimdi bunlar 1952-65 yıllarında çekilen filmlerdi. Evet. Biz tabii 1965-68 dönemi olabilir. Yani bu defa 3 yıllık dönem. Bir döneme. Evet, evet. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için. Bu güzel sergi için de gerçekten gidip görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem o günlere gitmek hem de şu anda bir sinemayı yaşamak. Çünkü gerçekten açık hava sinemalarının tadı çok başkaydı. Çok başka. Değil çok mi? Başka. Şimdi bizim, çok başka. Bizim bu 1 Haziran'da göstereceğimiz film
hani çocuklar bu telefonlarla oynadı ya. 90 metrekaredir perde. Aa, evet. Ve pırıl pırıl. 90 metrekare daha full. Yani ne kadarcıktır gördüğün burada? Küçük, bizde küçük. 90 metrekare. Tabii sinema kültürü çok farklı bir evet, şeydir zaten. Yıldızların altında. Çok güzel gerçekten. Uçaklar da Ercan'a bizim oralardan geçer. Ya. Uçak da başından geçer. Çok doğal bir ortam olacak, keyifli olacak. Tekrar hatırlatayım o zaman, 1 Haziran'da Kanser Hastaları Derneği'ne yarar amaçlı yayınlanacak evet. bu film. Sözün bittiği yer filmi evet. yayınlanacak. 1 Haziran'da olacak, bunu da şimdiden söyleyelim evet. diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür size. Ederiz. Çok sağ olun. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kıbrıs Genç TV ekranlarında olacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum.